Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıra geldi bölme bölünemede 5. testte. Şimdi bu 5. testin çözümlerini yine beraber yapalım isterseniz. Şöyle ilk sorumuza bir yaklaşalım bakalım. Detaylı ve uzunca bir soru beraber anlamaya çalışalım. ABC birbirinden farklı asar rakamlar olmak üzere K kümesi A ile kalansız bölünebilenleri o zaman biz buraya şuraya bir A yazalım. L kümesi B ile kalansız bölünebilenleri M kümesi de C ile kalansız bölünebilenleri göstermiş. Peki bakalım doğal sayılardan oluşmakta. Yeşil renkli bölgedeki sayılardan biri 30. Şimdi yeşil bölge neresi burası? Nerede orası? Hem A var hem B var hem C var. Değil mi? Bunlardan bir tanesi 30'muş. Yani 30 sayısı A'ya, B'ye, C'ye bölünebiliyor. Sarı renkli bölgelerdeki sayılardan bir tanesi 45. Yani sarı renkli demek A ve B demek. A ve B'ye bölünebilen sayılardan bir tanesi de nedir arkadaşlar? 45'tir. Ee, sonra beyaz renkli bölge. Şu beyaz nerede? Hem A'nın içinde, dikdörtgenin içerisinde hem de C'nin içerisinde. A ve C diyelim biz oraya. Bu da kaçmış arkadaşlar? Onu da mesela şöyle şu renkle yapsak 12'dir diyebiliriz. Şimdi bunlara göre yorum yapacak olursak. Şimdi hepsi mesela bakın 30'un içinde A çarpanı var. 45'in içinde A çarpanı var. 12'nin içinde A çarpanı var. Hepsinde olan çarpan nedir sizce? Yani o beplerine baktığınızda 3 mesela hepsi 3'e bölünüyor. Mesela ben A sayısını 3 diye kabul edebilirim. A'sı 3 olsun mesela. O zaman B'si kaç olacaktır? 4 olacaktır. Çünkü 12 sayısı burada bir sayı olduğuna göre hem 3'e hem 4'e bölünecek. Şimdi biz ne yaptık? C'yi kaç kabul ettik? Şöyle bir geri geleyim. C'yi kaç kabul ettim ben? 4 kabul ettim değil mi? C'sini 4 kabul ettim. Ama C'si 2 de olabilirdi. Şimdi biz şimdilik 2 yazalım. Neden 2 yazalım? Çünkü 3'e ve 2'ye bölünen sayıların içerisinde 12 de var. O zaman bu C'si 2 olacak. En küçüğünü seçelim. 4'ü seçmeyelim 2'yi seçelim. Şimdi 3, 2, 6 o zaman B'de kaçtır? 5'tir. Evet B'de 5 oldu. Yani şunlar 5'in katları. Bunlar bu hangisiydi? Bu 3'ün katları. C'de 2'nin katlarıdır dedik. Buna göre pembe renkli bölgeye yani şu pembiş bölgeye bir kere 3'ün katı olacak. 3'ün katı olmayan mesela bunu eleyebilirim. Bunu eleyebilirim. Değil mi? Ama 5'in ve 2'nin katı olmayacak. 5'in katı olmayacak bir de 2'nin katı olmayacak. O zaman bunlardan biri hangisi olabilir? 21 olabilir. Diyebiliriz. Yani bölgeleri ne yaptık aslında? O bölgelere denk gelecek elemanları seçtik. Hadi bakalım. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda diyor ki matematik öğretmeni öğrencilerden hesap makinesi kullanarak yaptığı işlemlerin aşağıdaki görsellerinden faydalanarak 5 basamaklı sayının 12 ile bölünen kalanı bulmalarını istemiş. Hesap makinesi kullanarak yaptığı işlemlerin aşağıdaki görsellerinden faydalanarak. Şimdi 5 basamaklı ABC sayısını 4'e böldüğünüzde hesap makinesinde işlem yaparsanız mesela 12'yi 4'e bölerseniz hesap makinesi oraya 3 yazar zaten tam bölündüğü için. Peki tam olmayan bir şeyi bölseydiniz mesela 13'ü 4'e bölseydiniz ne diyecektiniz? 3 kere var. 12 bize hesap makinesinin verdiği sonucu anlamaya çalışalım. 4 x 12'den 1 kaldı. Şimdi daha gelmediği için buraya bir 0 ekliyorum. Buraya da bir virgül koydum. 10'da 4 iki defa var. 8 çıkardım. 2 kaldı. Bir 0 daha ekledim. 20'yi 4'e böldüm. 5. Burası artık 5 kere 4'te 20 olduğu için kalan 0 gibi gözükebilir ama şurası kalansız bölünen halini söylüyor. Hesap makinesi bize kalansız bölme işlemi yapıyor. Tamam mı? Yani sen bu sayıyı 4 ile çarptığın zaman ABC sayısına ulaşırsın. Yani peki ben buradan ne anlamalıyım? Şunu anlatıyorum ben. Şuradaki 0,25'lik kısmı 4 ile çarptığın zaman kaç yaptı? 1 mi yaptı? İşte bu seneyin 4 ile bölümünden kalan olan ifadedir. Zaten tam bölünseydi virgül gelmeyecekti. Hesap makinesi virgülsüz yaptı, e, bulduğu için e, virgülden sonra kalan kısım kalanın 4 ile bölümünden kalan şekli ilerliyor. Yani burada 0,5 kalmış mı? 0,5'i 4 ile çarparsan ne yapar? 2 yapar. Demek ki bu sayı 4 ile bölündüğünde 2 kalanını veren bir sayı demektir. Bak mesela burası ne vermiş? 3'e böldüğünde 0,33333 diye gitmiş değil mi? 0, 3, 3, 3 diye gitmiş. Sen bunu 3 ile çarparsan ne yapar? 0,99999. Yani bir nevi 1 yapar. Yani benim sayım 3'e bölündüğünde de 1 kalanı veriyor. Yani 4'e bölündüğünde 2 kalanını 3'e bölündüğünde de 1 kalanını veren sayının 12 ile bölümünden kalanı soruyor. Bak bunun taktiği de şöyledir. Büyüye bakarsın. 4 şimdi bir sayı 12 ile bölündüğü zaman kalan ne olabilir? 0'dan 11'e kadar sayılar olabilir. Ben de şöyle düşünüyorum. 4'e bölündüğünde 2 kalanını veren 11'e kadar olan sayıları yazayım. Mesela 4'e bölündüğünde 2 kalanını veren tamam mı? 11'e kadar. Neden? Çünkü 12'ye bölümde kalan 11 olabilecek ya. Şimdi ben ikisini birleştirmeye çalışıyorum. Ketişikliği yerine bulmaya çalışıyorum. Şimdi 4'e bölümde 2 kalanı veren sayıları yazıyorum. 2 olabilir. 4 fazlası 6 olabilir. 4 fazlası 10 olabilir. Bunların içerisinden yalnız bir tanesi 3'e bölündüğünde bir kalanı verir. O da 10'dur arkadaşlar. Yani doğru cevabımız denizdir. Bak bir tane daha kendimizce bir basit bir örnek yapmaya çalışalım. Mesela sallıyorum ha. 5'e bölündüğünde ne kalanı versin? 3. 11 ile bölündüğünde kalan kaç olsun? 7. O zaman 55 ile bölümden kalanı bulalım. Onu nasıl yapıyoruz biliyor musun? 11 ile bölündüğünde büyük olana bakıyoruz. Kalan 7 olan sayıları yazıyorum. 7 olur. 11 fazlası 18 olur. 29 olur. 40 olur. 51 olur. Bunlardan sadece bir tanesi 5 ile bölündüğü 3 kalanı verebilir. O da 18'tir. O zaman 55 ile bölümden kalan 18'tir. İstediğin gibi dene. İstediğin ikiliyle dene. Bu bu şekilde pratikten yapılabilir bilginiz olsun. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi burada iki tane su tankı var. Dört basamaklı litreler alan. Bir su firmasının damacanaları 10 litre su almaktadır. Damacanalar 10 litre. Bu damacanalar 10 litre. Firma hacmi litre olan su tankındaki suyu damacanalara boşalttığında 7 litre su artıyor. Yani bu sayı 7'ye bölündüğünü, yani şöyle 4 A 2 B sayısı neymiş? 11'in katının 7 fazlası. Nasıl yapıyorduk? Artı, eksi, artı, eksi yapıyorduk. Buradan ne geldi? A artı B eksi 6. 11'in katının 7 fazlası. 6'yı buraya attım. A artı B o zaman 11K artı 13'tür. O zaman bu şartı yerine getirecek şekilde. Mesela 11K artı 13 diyor ya. Şöyle düşünebiliriz. Buradan 2 çıkar, 11 çıkarırız. 2 de olabilir. Yani A artı B buradan 2 de olabilir. İstersen K'ya mesela ne verdik? Eksi 1 verdik. 2 oldu. K'ya mesela şöyle yani öyle de şöyle düşünebilirsin. Ben öyle yapmıyorum. K'ya 1 versen 2 de olur. K'ya 0 versen 13 de olur. Bir 11 fazlası olmaz. Bununla oynamayayım diye şurayı 11 küçültebilirim arttırabilirim diyorum. Çünkü 11 ile bölümünden kalan hesaplıyoruz ya gerçekten. O zaman A ile B'nin toplamı ya 2'dir ya 13'tür. Şimdi soru ki ikinci su tankındaki suyu damacanara boşalttığında kaç da su artar? Peki bundaki F1 ne? Bak artı artı eksi eksi A artı B eksi 6. Yani 6 eksiğini mi hesaplayacağız? Şimdi mesela bunun 6 eksiği ne yapar? 2'nin 6 eksiği eksi 4 yapar. Ya da 13'ün 6 eksiği ne yapar? 7 yapar. Bunlar ikisi de aynı yere denk geliyor zaten. 11 ile bölümden kalan kaça denk gelir? 7'ye denk gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Hadi bakalım geldik dördüncü sorumuza ve testimizin de son sorusuna. Bir müteahhit yaptırdığı binadaki dairelerin her birinin giriş kapısının anahtarının yanına her daire için ikişer tane ilave yedek anahtar yapılmıştır. Zemin katta yalnız bir tane de şey yok. Hapşıracağım hapşıramıyorum. Bekletiyorum. Heh. Şimdi 3 var sonra hep her katta mesela 4 e, daire var. Ve 4 dairede de ne yapmış? Yanına 2'şer tane dilave yapmış. O zaman her dairenin 3 anahtarı var. O zaman her katta 12 anahtar var diyebiliriz. Ee, toplam en kat burası. O zaman burada 12 en anahtar var. Burada da 3, 6, 9 anahtar var. O zaman 12 en artı 9 anahtar var diye konuşabiliriz istersek. 12 en artı 9. Hadi bakalım. Lazım mı bilmiyorum. Bir müteahhit yaptırdığı binadaki tüm dairelerin aitleri toplam 3 basamaklı A, 5, B'miş. Bak. A5B neymiş? Buraya yazmıştık. 12N yani artı 9. 12N yani artı 9. Yani 12. Iki... Bir kere bir şey söyleyeceğim. 3'ün katı. Yani 3'ün katıysa o zaman 1, 2, 1 yorumumuz bu. Bir de 12 ile bölündüğünde 9 kalanı veriyor. Şimdi 4 ile bölündüğünde ve 3 ile bölündüğünde de bakabiliriz. Bu sayının 4 ile bölümünde kalan 1'dir. 3 ile bölümünde kalan 0'dır. Kalansı bölünür. 4 ile kalan 1 olacak şekilde neler olabilir? A, e, mesela 52 tam bölünür 53 olabilir. A 57 olabilir. 4 ile bölündüğünde 1 kalanı 3 ile tam bölünecekler. Mesela 5, 3, 8 o zaman 153 olabilir. Sonra 453 olabilir, 753 olabilir. Sonra burası 5, 7, 12, 0 olur, 3 olur, 6 olur, 9 olur. Müteahhitin yaptırdığı binanın zemin katının üstüne en az kaç kat vardır derse ben 153 anahtar bana yeter bence. Yani burası 153 olsun. Yani ne olsun? 153 eşittir 12 n artı 9. 9'u buraya attım. 144 eşittir 12 n. N eşittir 12. E zaten bana da ne sormuştu? Demik katın üstünde en az kaç kat vardır? Yani en kadar vardır. O da doğru cevap kaç yapacaktır? 12 yapacaktır diyebiliriz. Ve böylece bölme bölünmede 5. sesimizde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki sesle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.